Merhabalar. Bugün pırasalı börek yapıyorum. Bunun için önce iç harcının hazırlanışını göstereceğim. Tavama birazcık sıvı yağ aldım. Onu ısıtıyorum. Ve yaklaşık 750 gram kadar pırasam vardı. İnce ince doğradım onları. Şimdi pırasalarımı ilave edip soteleyeceğim. Biraz tuz ilave ediyorum. Biraz pul biber ilave ediyorum. Birazcık karabiber ilave ediyorum. Pırasalarım yumuşayıncaya kadar soteliyorum. Pırasalarımız yumuşadı, iyice kavruldu. Şöyle bir kez daha bakıyorum. Evet, artık altını kapatabilirim. Şimdi biraz soğumaya bırakıyorum. Bu esnada böreğimin diğer kısmını hazırlayacağım. Böreğimiz için 5 adet yufkamız var. Şöyle bir fırın tepsisini ben yağladım. Tamamen değil, henüz yağ döktüm. Şöyle üzerine süreceğim. 2 yumurtamız var. 1 şişe soda. 1-2 kaşık yoğurt kullanacağım. Ve sıvı yağ ihtiyacımız var. Önce iç harcımı hazırlıyorum. 2 yumurtam vardı. Şöyle onları çırpıyorum. Birazcık yağ ilave ediyorum. Böyle 1 çay bardağı diye düşünebilirsiniz. Ya da daha az yağlı seviyorsanız daha az. Ben şöyle göz kararı ilave edeceğim ama 1 çay bardağı yaklaşık ilave ediyorum. Yoğurdumdan da şöyle 1 kaşık ilave ediyorum ama suyu var. Onu akıtacağım. Yani sulu bir yoğurttan 2 kaşık diye düşünebilirsiniz. Sodamı da ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Fırçayla uğraşmayacağım. Şöyle yufkamdan bir parça kopardım ve tepsinin her tarafını onunla yağlıyorum. Daha sonra ilk yufkamı açıp tepsime seriyorum. Hazırladığım karışımı şöyle yufkaların üzerine gezdiriyorum. Koparmıştım yufkamı. Onu da şöyle sereceğim. Evet, ikinci yufkamı da koydum. Onu da yine karışımımdan ilave ediyorum.
hazırladığım pırasa içlerini şöyle birazcık ilk kata boşaltıyorum. Daha doğrusu bu ikinci yufkamdı ama iki parça şeklinde koyacağım. Evet, hazırladığım harcın yarısını bu kata boşalttım. Bu şekilde kat kat böreğimi döşüyorum. Evet, dördüncü yufkam, onu da ilave ediyorum. Biraz kalın olacağını düşünürseniz, kalın börek sevmiyorsanız daha az yufkayla da yapabilirsiniz. Ama ben 5 tane yeterli geldiğini düşünüyorum. Güzel bir kalınlıkta oluyor. Geri kalan pırasalarımı da ilave ediyorum. Tahta kaşıkla çok kolay olmadı. Bununla dağıtacağım. En son kalan yufkamı şimdi ilave ediyorum. Kenarlarını da üzerine kapatıyorum. Çok kalın olmadı gördüğünüz gibi. Şimdi kalan sosumu da üzerine gezdiriyorum.
Üzerine çörek otu serpiyorum ve 200 derece fırına pişmek üzere gönderiyorum. Derecede böreğimiz pişti. Afiyet olsun.